kaybettiğimiz için üzgünüz çok. Bizim için de çok önemli bir karşılaşmaydı. Camia için de, taraftarlar için de çok önemli bir karşılaşmaydı. Bunun bilincindeydik. 3 haftadır dibe vurmuştuk gerçekten. Ayağa kalkmamız gerekiyordu. Ben mücadeleden dolayı mutluyum. Herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştı sahada. Pozisyona da girdik 0-0 iken. Atsaydık daha farklı olurdu. Ama olmadı. Maalesef kaybettiğimiz için üzgünüz. Kalan 3 maçımızı aynı bu şekilde mücadele edip ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz inşallah. Abi, son 3 maçta bu maçı nasıl yersen, genel boş sesi sağ içinde olan bir oyuncu, takımın tecrübeli isimlerinden biri olarak bunu kendi adınıza konuştuğunda nasıl açıklıyorsunuz bunu? Yani tabii ki de bize yakışmayan bir durum. Bursa Spor camiasına yakışmayan bir durumdu. Bunun bilincindeydik bu maça çıkarken de. Sonuçta iyi bir takıma karşı da oynadık. Bence iyi bir mücadele ettik. Bence onlar şu anda çok mutlu kazandıkları için. Çünkü zor bir deplasmandan çok zor bir galibiyet aldılar. Biz de tabii üzgünüz tabii ki de. Pardon, yakınlık içerisindeki bu düşünmeye var mısınız? Çünkü yakışmayan sonuçlar da çıktı spor anlamında, camia anlamında. Yani ilk yarı gerçekten iyi mücadele ediyorduk. İyi de yani 27 puanla bitirdik ilk yarıyı. Gerçekten çok iyi üst düzey futbol oynayarak kazanmadık açıkça söylemek gerekirse. Mücadele ederek kazandık bu puanları. Ama yaşanan bazı olumsuzluklar oldu. İlk yarıda da oldu. Yani çok başka olaylar olduğu için de bilmiyorum. Bu takımı demoralize de etmiş olabilir. Yani biz her maça 3 puan için çıkmaya çalışıyoruz. Mücadele etmeye çalışıyoruz ama ya üst üste olan bu son 3 haftada takımı dibe vurmuş durumda psikolojik olarak da ben düşünüyorum. Yani kimsenin çıkıp da sahaya mücadele etmeyeyim ben. Yani sonuçta biz ekmek kazanıyoruz bu işten. Yani psikolojik olarak, kafa olarak dibe vurmuş durumdaydık. Ama bugün gerçekten çok iyi mücadele ettik. O yüzden benim gönlüm rahat, içim rahat. Tabii ki de üzgünüz kazanamadığımız için aynı mücadeleyi son 3 haftada da göstermemiz gerekiyor. Hakem için bir şey söylemek isterim. Şimdi itiraz ettiğiniz pozisyonlar vardı. Kovarajman'ın atılmadığına yani, dair pozisyonlar. Şimdi ilk maçta da kırmızı kart, benim ayağım hala evet, dedik var ayağımda. Söyledim. Orada da kırmızı kartı veremedi, cesaret edemedi. Burada da 2 tane pozisyon. İkisi de net kırmızı kart. Ona da cesaret edemedi. Yani bilmiyorum. Yani kırmızı kart olsa tabii ki de daha farklı olurdu. Teşekkürler. Teşekkürler.